Herkese merhabalar. Kafa Kafaya'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz modelde renk seçimleri ve renklerin önemi. Evet Güner, sence modeldeki renklerin önemi nedir? Yani şunu kastediyorum bu sorumla beraber. Birebir aynısını mı yakalamamız lazım yoksa kafamıza göre mi gitmemiz lazım? Yani kafamıza göre gitmek de tabii bir noktada hatalı olabilir ama birebir diye bir renk yok yani. Çünkü yapmış olduğumuz şey ölçekli modelcilik. Ölçekli modelcilikte de günlük hayattaki yani atmosferin bize uyguladığı olayları onlara da yaşatmamız gerekiyor. Renkler de bundan nasipleniyor tabii. Tabii ki nasipleniyor ama ya şimdi ben internette baktığım zaman, gördüğüm zaman hep şunları dikkatimi çekiyor. Abi F-16'yı ele al. Evet. Şimdi bu uçan bir FS kodu var değil mi? Doğru. Abi bu FS kodunun boyası da var. Var, evet. Abi niye kullanmıyorsun o boyayı? Gidiyor işte, ya işte bu da light grey olsun. Niye? Abi bu zaten sana dediğin gibi verilmiş, sen ölçekli maketçisin. Yani bir maketi alıp onu 1.35, 1.32, 1.48, 1.72 ölçeklendiriyorsun. Ölçeklendiriyorsun. Abi boya ölçeklenmez, renk ölçeklenmez. Ama renk aynıdır. Değildir abi. Değildir. Nasıl değildir? Şöyle, bulunduğumuz noktadan uzaklaştığımızda ufuk çizgisine doğru renkler soluklaşır. Tamam. Aynı mantık. Ölçek küçüldükçe renklerle oynamamız gerekiyor. Yani ölçek küçüldükçe çünkü bu ölçeklerin aslında olması ve değerlendirme sırasında da mesela 1.35 bir figürü değerlendirirken bir kol mesafesinden değerlendiririz. Bir kol mesafesinde baktığın zaman eğer o sana gerçek bir insan gibi gözüküyorsa o zaman modelcinin çalışması belirli noktalarda doğrudur. Bunu elde ederken de ben o boyamayı yaparken eğer firmanın verdiği boyaları dümdüz sürüp geçersem hiçbir anlamı yok. Adama buradan da baksam adam aynı gözükecek. Buradan da baksam aynı gözükecek. Hatta buradan baktığımda adam gözükmeyecek. Ya benim kastettiğim şu highlightlar, shadowlar değil. Onları kastetmiyorum. Tamam, evet. Benim kastettiğim abi belli bir renk kodu vardır bu uçağın ya. Tamam, olsun. Abi bu renk kodunu niye o zaman niye amma bu renk kodunu çıkartıyor? Çıkartmasın o zaman adamla. Abi manipülasyon bu işin içerisinde net olan bir şey. Yani bu modelcilik zaten manipüle edilmiş olan bir olay. Yani o sebepten ötürü sen o renk kodunu aldıktan sonra oynamazsan doğru sonuca ulaşamazsın. Yani hiçbir zaman bulunmuş olduğun noktadaki direkt birebir renk seni modelciliğini ne ileriye götürür ne geriye çeker. Dümdüz bir model yapmış olursun. Bu da ölçek küçük olduğu için otomatik olarak yanlışı doğru. Ya Allah bilir sen şimdi şey diyenlerdensindir de kesin. Efendim ölçekli maketçilikte black ve white diye renkler yoktur. Yoktur. Al işte. Aynen. Nasıl yoktur? Yoktur? Yani hayatta siyah ve beyaz yok mu yani? Yok abi. Nasıl yok ya? Ya üstündeki tişört bile evet. Siyah ve beyaz yani. Aynen. Bir tanesi evet. Sarıdan elde ediliyor, öbürü maviden. Abi bir kere atmosferde siyah beyaz yok. Teknik olarak öyle bir renk yok yani. Birisi gölge, öbürü ışık. Yani teknik olarak öyle bir renk yok. Yani üstümüzdeki elbiselerin renkleri bile elde edilirken pigmentler 3 tane renkten geliyor yani. O yüzden F-16'nın rengi de hani 3 renk denilebilir aslında. 4 renktir. Neyindir 4 renk? Hava, su, ateş, tahta. Aynen. Tahta şart abi. Ya bilmiyorum. Ben bu konuda aslında benim düşüncem bir şey yapıyorsak ve ölçekçi modelciysek, ölçekli model yapıyorsak bir şeylerin kopyasını yapıyoruz. Ve kopyayı yaparken de orijinale sadık kalmak zorundasın. Tamam. Eğer orijinale sadık kalmıyorsan ve kafana göre yapıyorsan sen aslında onun kopyasını yapmıyorsun. Sen kendi fikrini artistik olarak beyan ediyorsun. Evet, sen de geleneksel bir model yapmış oluyorsun. Böyle duruyor. Oyuncak al abi. Diecast de aynı işi yapıyor. Ya şimdi diecast de bu bir mi yani? Biri döküm, diğeri kendi ellerimle yaptığım bir emek ya, yani. Gerek yok abi. Adam işte o emeği vermiş. Yani yapabilirsin yani. Diecast sergileyebilirsin. Sıkıntı yok ya. Şimdi maket yapıyorsan üzerinde oynayacağız. Tabii sıkıntı yok ya. Yani diyecek bir şey yok yani ona. Maket yapıyorsan abi, üzerinde bir emek göstereceksen, birleştirirken bir emek veriyorsan, boyasını yaparken de emek vereceksin. Ben zaten sana vermedim demiyorum ki. Ben sana eğer bir boya
varsa ve bu kodlar sabitse, bunu üretici firmalar sana veriyorsa, olabilir, araştırmaların sana bunu veriyorsa, doğru, bence bunları kullanman yani gerekiyor. O bir başlangıç kriteri abi, o sorun ondan değil yani. Sonra istediğin gibi weatheringini yap, kirletmeni tamam, yap, onu yap, bunu yap. Ama doğru, onları yaparken de suyunu çıkartma. Niye çıkarırız abi? Abi bir görüyorum, bir F-16 yapıyorlar, bir Tornado yapıyorlar. Ya o uçak uçuyorsa bileklerimi keseyim. Artık pas atıyor aletten. Aksın ya. Hidroliği patlamış bilmem tamam ne. Tamam abi, olabilir evet. İyi abi, referans fotoğrafı var. Var yani. Ya 100 tane uçak kadar içerisinden bir tane bakımdaki uçağı almışsınız, ona da referans fotoğrafı diye gösteriyorsunuz. Abi havada uçuyorsa beni ilgilendirmez. Uçuyor ya zaten düşmeden önceki son fotoğrafı. Tamam abi, olabilir. O daha iyi, daha kıymetli abi. Düşmeden önceki son fotoğraf işte. En güzel. Ben de onu modelleyip koyuyorum abi. Bilmiyorum. Bence biraz yani daha temiz çalışılmalı. Biraz daha firmaların verdiği o renkler, yani oradaki işte şunu şunu kullan, senin başlangıç noktan abi. Onu dümdüz boyamayacaksın abi. Bunu renklendireceksin, oynayacaksın, açacaksın, koyulaştıracaksın. O renk ailesini tanıyacaksın. Keyif olan kısım bu. Hava tabancasını niye alıyoruz abi? O zaman fırçayla boyayıp geçelim hepsini. Şimdi fırçayla hava tabancası bir mi yani? Yani işte o, otomatik olarak sende öyle oluyor. Nasıl öyle oluyor? Bir defa fırça, ya fırça tekniği bak, o başka bir kafa kafaya konusu olsun. Çünkü yani fırçayla airbrush aynı şeyler değil. Yani bunu kimse de anlatamaz yani. İşte değil abi ama evet, sen aynı şey olduğunu söylüyorsun abi. Yo sen değil, söyledin. Yok abi sen kamerada kaydı var, sen tamam, söyledin. Tamam. Bu hava tabancasını niye alıyoruz abi? O zaman fırçayla boyayıp geçelim hepsini. Şimdi fırçayla hava tabancası bir mi yani? Tamam, ben de onu diyorum işte. Sana göre öyle. Çünkü sana göre bir tane renk var, onu boyayacağız. İster fırçayla boya, ister hava tabancasıyla boya diyorsun. Ben bir tane renk var demiyorum bak. Sen beni yanlış dört anlıyorsun. Dört tane renk. Ben o dört renginde kodu var diyorum. Ve tamam, o kodlara göre kullanmamız tamam, lazım. Tamam işte, ben de yani, o kodlardan bahsediyorum. Şöyle söyleyeyim. Light Compass Gray ise, evet, abi orada Light Compass Gray kullan. Tamam işte bir tane yani oturup da Dull Gray kullanma. Boya. Tamam ister fırçayla boya. Çünkü ister, o zaman ölçekçi maketçi olmuyorsun. Sen kafanda bir iş yapıyorsun. Daha güzel. Böyle alt die cast'i koy oraya. Yani renk faşizmine giriyorsun zaten. O da çok ilginç oluyor. Hani. Renk faşisti. Peki. Evet. Hmm. Aynen. Okey. Aynen değil mi? Çok eğlenceli. Peki o zaman yani ben dur şuradan ne bileyim Titanic'i alayım abi. Evet. Aa ne güzel. Bak, Titanic. Tamam. Bak ama ben buraya 1200 abi. Nasıl zaten boyayacağım bunu? Bak, beyaz siyah mı boyayacaksın abi? Titanic zaten burada siyah ama zaten bizde siyah olmadığı için ben buna ne basayım? Ben buna German Dark Grey basayım. Niye oldu German mu? German Dark Grey basıyorsun. Aa bu arada iyi fikir. German Dark Grey'den de güzel siyah doğru gidilir. Hatta Ammon'un dergisi var. Siyah araçlar boyama. Orada da nasıl olduğunu gösteriyor. Ya şimdi veya o zaman ben şurada döneyim işte bacaları abi sarı vermiş ama bence kırmızı daha yakışırdı yapayım. Kırmızıdan da sarıya gidersin abi. Doğru. Ya şunu demeye çalışıyorum. Ben eğer sistemi yapıyorsam tamam, ben bu renklere sadık kalmadım. Tamam. Ya ben buradaki sarı bacaları mor boyamıyoruz ki ya. Kırmızıya döndüremem. Ya tamam. Veya ben buradaki sarıyı zaten estetik modelcilikte öyle bir şey yok abi. Sarı olan yeri ben mor boyamıyorum. Ben morla sarıya gidiyorum mesela. Yani ama zaten sarı var. Abi önemli değil ki. Sarı var ama o ölçekli mi? 1/1200. Sen oraya niye dümdüz sarı boyuyor? O birebir de rengi sarı. 1/1200'ün rengi sarı olmaz ki. Nasıl olmaz? Yani ben şimdi ufuk çizgisinde, sen Titanic'i gördüğünde ufuk çizgisinde ki zaten sadece önce dünyanın yuvarlaklığından dolayı. Dünya düz. Diyor. Dünya düz. Önce dumanı göreceğiz abi. Önce dumanı göreceğiz abi. Sonra baca yavaş yavaş gelecek. Sonra gemi gelecek. Bunlar nasıl olacak abi? Açık griden koyu griye doğru değişmeyecek abi, mi o dumanın rengi? Hayır bak. Değişecek senin abi, dediğin abi gözümüzün algılamadaki mesafedeki farklı bir tamam, yapısı. Tamam. Ölçekte aynı. Tamam mı? Ölçekte yani şimdi aynı. Ölçekte de abi onun da adı nedir? 2 metreden baktığın zaman 1/200'ü 2 metreyle çarparsan işte zaten ufuk çizgisi gibi olur. Tamam. 2 metreden baktığında eğer ben hala onu sarıyı griye dönüyorsa eyvallah ama şöyle söyleyeyim sana o bacanın bir parçasını aldık 1/2200 boyutunda kestik rengi değiştim şimdi baktığın zaman yine sarı yine sarı değişti abi nasıl, nasıl değişti abi ufuk çizgisini sen simüle edeceksin abi sen simüle edeceksin abi ben niye Titanic'i ufuk çizgisinde göreyim Güner ölçeği öyle o yere alıyorsun. Hayır ölçeği alıp masama yapmış, koymak için alıyorum. Oturup da mutfaktan tamam, bakmak için almıyorum ki. Hmm, orada o zaman bir tane şey var. Uğraşıyorsun boyamakla.
Yani bu bak şimdi diecast'ini al çok ucuz bir şey argüman. Ya yani çünkü al oyuncağını o zaman Kinder'den de toplayayım. Evet, ya abi, topla abi. Ben maketçiyim. Mutlu ben alacağım. Abi. Tamam sen ben alacağım. Ben tasfiye edeceğim, yapıştıracağım, maskeleyeceğim, boyayacağım. Ben bu süreci seviyorum. Tamam. Ama doğru çıkan sonucunda zararçı olabilirsin abi, sıkıntı yok yani. O zaman bana diecast al o zaman onunla tamam. Oyna değil mi? Bu... onu al oyna abi direkt yani. Direkt al onu sergile yani. Yani bu ama o zaman Van Gogh'a, Van Gogh'a niye böyle boyuyorsun demek de aynı şey Picasso'ya yani. Ona girme zaten akan saat mi olur falan diye. Öyle film var. Öyle filmi var falan diye. Evet. O zaman ben renk faşisti oldum. Evet. Sen de diecast fan oldun. Aynen. Herkese diecast'ti. Herkese diecast abi. Peki öyle olsun. Diecast de olması önemli değil. Plastikten de olur. Abi hazır bu sergilemeye hazır model. Tatmin eder abi öyle insanları. Geleneksel bak aradığı rengi buluyor. Araç ona benziyor. Tamam yani sorun değil. Modelcilik renklerin bir arada olduğu bir ortam yani. Birleştireceksin. Evet bir zanaat sergileyeceksin. Boyayacaksın, bir sanat sergileyeceksin, kendinden bir şey katacaksın, o renkleri yorumlayacaksın, araştırmasını yapacaksın, araçların olabileceği veya figürlerin alabileceği halleri araştırın. Bir insan boyuyorsun, ben başka ten rengindeyim, sen başka ten rengindesin abi. Ama firmalar bize iki tane, üç tane flash tone diye bir tane renk veriyor, flash tone. Yani herkes aynı renk, ben şişkoyum, sen fitsin abi. Yani. Her şey var. Yani hepimiz farklıyız yani. Gözlerimizin renkleri farklı, saçlarımızın renkleri farklı, tırnaklarımızın renkleri farklı. Bunları ne yapacağız? Boyalarla oynayarak simüle edeceğiz. Şimdi, araçlarda da öyle. Aynı şekilde. Ama bak senin bu tarif ettiğin kişisel şeyler. Tabii ki her insan farklıdır ama bir Mercedes düşün. Ya marka orada flash tone vermiş. Tamam gösteriyor. Bir Mercedes arabayı düşün. Bu araba ne? Titanyum grisi. Evet. Fabrikadan, o fabrikadan çıkan her araba birebir aynı. Nasıl aynı? Birebir aynı üretimden, aynı üretim bandından, aynı işçilikle ve aynı renkle çıkıyor. Binlercesi... Mıdır acaba? Öyle. Ben aynı fabrikadan yüzlerce uçak çıkıyor, hiçbirinin rengi aynı değil mesela. Beyaz uçak, Boeing de Airbus'ta bile beyazların renkleri değişiyor. Nasıl değişiyor ya? Değişiyor abi, üreticiyle alakalı. Ya... Bence sen bardak fanı oldun abi. Sıkıntıca sürekli oluyorsun. Ben de şapkamı çıkarıyorum. Kendim gözüküyor. Ya şöyle söyleyeyim. Boeing'in rengi abi hep aynı. Değil ha. Nerede? Nerede? Ya bana farklı iki beyaz göster bana. Var, buraya fotoğraf koyabiliyor muyuz? Buraya. Hemen. Gösteremezsin. Şurada şöyle fotoğraf. Bak kirlenme... Demiyorum. Yok yok fabrikadan, fabrikadan çıktıklarında abi bu uçakların tonları, boyaları belli. Sen bunları farklı boyadığın zaman o uçağın ölçekli modelciliğini artık bırakmış oluyorsun. Sen onu artık kendi hayal dünyana girmiş oluyorsun. Ben burada şunu demiyorum. İşte bu uçağın üstüne güneş yanığı yapılmaz, bu uçağın üstüne kirletme yapılmaz, bu uçağın üstüne akıntı yapılmaz demiyorum. Kullandığım beyaz boyanın o renkte olması gerektiğini savunuyorum. Profile baktık. Nasıl yani? Yani profile bakmamız gerekiyor da o yüzden. Tabii ki profiline göre. Yani çünkü her uçağın rengi aynı olmuyor. Tabii ki tabii ki. Ya Lufthansa mavisi mesela. Tabii ki. Onu standartta olan bir mavi değil mi? Doğru. Aynen. Evet hiç aynen. Sıkıntı yok. Ama niye Lufthansa'nın Airbus'tan çıkan uçaklarının yani fabrikadan çıkıştaki renkleri farklı? Lufthansa'nın renkleri farklı olmuyor ki. Uçak yani Lufthansa mavisinin evet. Renk kodu belli. Belli. Ama ve işte o renk kodu hep aynı. Amerika'daki amcaya, öbürünü Almanya'daki amcaya yaptırmışlar ihalede. İki farklı boya firmasından almışlar boyaları. Birinin tonu biraz daha koyu, öbürünün tonu biraz daha açık. O zaman şunu de... Halbuki adamlar aynı formülden üretiyor boyayı. Tamam ama şunu demeye çalışıyorum. Eğer sen o uçağı yapıyorsan ve spesifik olarak o uçağı yapıyorsan o maviyi kullanacaksın. İşte tamam, o maviyi nasıl kullanacağız? Manipüle edeceğiz. Çünkü firma bize bir tane mavi veriyor. Ama o mavinin zaten manipüle etmene gerek yok. Beyaz olarak zaten temel rengi var. Yok ki firmalarda. İşte o yok. Ya Lufthansa'nın yok ama atıyorum Sherman'ın olive darp'ı var. Var mı? Var. Niye her markada farklı?
Ya her markada nasıl farklı? Tamam evet, bazı farklılıklar var şimdi. Her markada farklı. Evet, onlarda da bir şey diyemiyorum. Her markada tabii. Her markanın modülasyonu farklı, ana renkleri farklı. Mariner için ayrı veriyor, Army için ayrı veriyor, Auxiliary Group için ayrı veriyor. Yani o yüzden manipülasyon iyidir. Hepsini manipüle edeceğiz. Hiçbiri ayrı kalmayacak. Zamanla hepsini bizleştireceğiz. O zaman şunu diyebilir miyiz Güner kapatırken? Yapmayanlar da toplama kantaları. O zaman şunu diyebilir miyiz Güner kapatırken? Renk kodu varsa kullan arkadaş. Ben de modülasyon setini tavsiye ediyorum. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Bol maketli günler dileriz. Hoşçakalın.